Şimdi artık bugün sadece şeyle uğraşacağız. Rolle teorem, mean value teorem, Cauchy's mean value teorem, bir de L'Hopital's rule. Bu kaçıncı haftadaymış bakalım hemen. 6. hafta. 6. haftayı alalım şöyle. Hocanın notlarından ilerleyelim. Evet. Hatta şöyle yapsam biraz daha güzel olur. Şu dosyalardan ilerlemek biraz daha kolay oluyor benim için. Evet. Biraz kaydı. Bir nokta bir, bir nokta iki, bir nokta üç, 1.4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, da 5. Tamam, başlayalım abi. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyden bahsedelim. Önce şuradan başlayalım. Şimdi önce şu grafiği inceleyelim. Burada bir tane bizim işte fonksiyonumuz var. Şöyle. Fonksiyon grafiği. Şimdi iki tane çizgimiz var bizim burada. Önemli olan bizim için. Birincisi sekant dediğimiz. Sekant bu trigonometrideki sekant değil abi, gözün korkmasın. Sekant Öyle mi? bizim şöyle bir çizgimiz. Şimdi bu sekant çizgisini nasıl buluyoruz? Diyelim ki mesela bu fonksiyon işte A'dan B arasında tanımlı diyelim. İşte bu noktalar işte birisi FA şu nokta yani A'nın olduğu nokta. Diğeri de son noktası, fonksiyonun son noktası. Fonksiyonun başlangıcıyla noktasını birleştiren, sonunu birleştiren çizgiye biz sekant çizgisi diyoruz. Şimdi bir kavram daha var. İkinci Onun kavramımız. son olduğu ne malum peki? Bu AB aralığında yani. AB Ha, tamam. aralığı için geçerli. Tamam. Evet. Şimdi burada bir tane daha çizgimiz var. Bu da tangent dediğimiz, bu tangent da işte yine trigonometrideki tanjant değil abi, yani şey olmasın. Bu tangent da işte teğet diyoruz yani Türkçesi de. Fonksiyona teğet Evet. olan bir çizgi oluyor. Bu tangent diye yazmış böyle. Şimdi iki tane bizim böyle çizgimiz var. Şimdi birinci ifademiz bizim. Bu mean value teorem. Yazayım abi. MVT. Böyle büyütelim. Value teorem. Şimdi bu şöyle söylüyor. Mean value teoremin anlatmak istediği şey. Öyle bir tanjant çizgisi vardır ki diyor, fonksiyonda diyor. Bu tanjant çizgisiyle sekant çizgisi birbirine paralel olur. Yani eğimleri aynı olur diyor. Tabii fonksiyon işte şey continuous'a yani böyle Yani ne demek ki? Bu continuous demek tension. continuous demek yani düzgün bir fonksiyon, böyle hani parçalanmıyor. İşte tek parça halinde devam ediyor. Şimdi Yani işte kırmızı ve yeşil arasında bir çizgi olacak, doğru mu? yok, kırmızı ile yeşil arasında bir çizgi olmayacak. Kırmızı ile yeşil birbirine paralel olacak. Öyle düşün. Tamam. Yani ben şimdi zaten yeşil belli. Yeşili biliyoruz. Yeşili hesaplamak kolay. Ama işte kırmızıyı bulmamız lazım. Öyle bir kırmızı değeri bulacağız ki bu yeşile paralel olacak. Okay.
Şimdi eğimi yazarsak abi, eğim neydi? Rise over run deniliyor İngilizce olarak. Ne, yani Türkçe'ye çevirirsen de ne kadar yükseğe kalkıyorsan onu işte gittiğin mesafeye bölüyorsun. Öyle düşün. Eğim yani. Kavramsal olarak. Şimdi birinci eğimi ben şeyden yazıyorum. Bu eğim sekantın eğimi. Şu sekantın eğimi. Hatta onu yeşille göstereyim istiyorsan. Şu sekantın eğimi. Sekantın eğimini nasıl hesaplarız abi? Şimdi mesela ne demiştik? Şuradaki noktayı nasıl bulabilirim ben? Koordinatlarını. İşte ne oluyor? Şurası FB oluyor değil mi? Fonksiyonun yerine B'yi yazacağım çünkü burada. Evet. Tamam. Peki o zaman şurası da FA olacak. Şimdi bizim rise dediğimiz yükselmemiz ne kadar? FB eksi FA kadar değil mi? Çünkü şurası Evet. FB, şurası FA. Peki run ne kadar? Run da B eksi A kadar olacak. Yani şuradaki mesafe. Bunu kullanarak Evet. işte eğimi hesaplarsak, sekantın eğimini hesaplarsak ne olmuş oldu? FB eksi FA yani rise over yani B eksi A run. Rise over run. Bu şekilde sekantın eğimini hesapladık. Tamam. Peki tanjantın eğimini nasıl hesaplayacağız? Bu da güzel bir soru. Şimdi tanjantın eğimi aslında şöyle hesaplanıyor. Bir noktanın eğimini sen o noktada işte fonksiyonun hani türev eğimi verir diyoruz ya. Evet. O noktada işte fonksiyonun türevinde şu noktayı yerine yazarsan abi f'in türevi c yani bu teğetin eğimini elde etmiş oluyoruz biz. Bir noktadaki teğetin eğimi türevle elde ediliyor. Bu şekilde de tanjantın eğimini elde etmiş oluyoruz. Teğetin eğimini elde etmemiz için iki noktaya ihtiyacımız yok mu? Yok. Yani şöyle düşün. Bu öyle bir şey ki mesela şöyle düşünürsen iki noktaya gerek yok. Neden yok? Şimdi çember olarak düşünürsen mesela diyelim ki ben şöyle bir teğet alacağım. Bu teğeti nasıl alırım abi? Öyle bir teğet alıyorum ki ben aslında şu merkezle arasındaki şey merkezden bir çizgi çektiğim zaman ben o nokta şey oluyor. Dik açı oluşturuyor orada. Teğeti böyle çiziyoruz aslında. Teğet bu demek. O yüzden yani bir Ha. noktadan geçen teğeti yani teğet çizebilmek için bir nokta bize yeterli oluyor. Çünkü aslında sadece hani şimdi sen şeyden sordun Peki buna. Dur. grafikteki eğim dairesel değilse ne olacak? Bir dakika dur. Şimdi sen bunu şeyden sordun değil mi abi? Mesela bir doğrusal bir çizgi çizebilmek için bizim iki tane noktaya ihtiyacımız var değil mi? Aynen. Oradan geldi aklına. Şimdi burada iki tane noktamız yok ama bir tane noktamız bir de aslında eğimimiz var. Tamam mı? Bu eğim de şeyden geliyor işte bu fonksiyonun türevinden gelen bir eğim yani. Eğimi elde etmek için bir formülümüz var yani. Şimdi bir nokta ve bir eğimin varsa yani bir açı derecen varsa o zaman Çizgi sen çizgi çizebilirsin. çizebilirsin. Anladım. Şimdi işte şey olmak zorunda mı diye sordum onu da cevaplayayım. Hani mesela böyle yuvarlak bir şey olmak zorunda mı? Değil tabii. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Şöyle bir fonksiyon olsun. Mesela şu fonksiyon. Bu fonksiyon mesela eğimi sabit. Her yerde aynı. Gibi. Veya Evet. mesela başka Aynı bir doğru şey. salsa aynı zaten. Başka şekillerde çizebilirsin. Yani sen o fonksiyonu formülize edebiliyorsan zaten türevini de alabilirsin. Türevini alabiliyorsan zaten herhangi bir noktadaki eğimi de hesaplayabilirsin. Bu Evet. şekilde. Evet. Evet, burada da işte mean value theorem neyi söylüyor? Asıl ona gelelim artık. Diyor ki tamam bunu şey yaptık, irdeledik. Fakat bu c değerinin varlığından nasıl emin olacağız abi? Asıl sorumuz o. Şimdi mean value theorem diyor ki bir tane c değeri vardır bu aralıkta diyor.
Şimdi mean value teoremi ispatlamayacağız tabii. Mean value teoremi hani önceki dönemden bildiğimiz için şu an ispatlamamıza gerek yok. Şimdi bu şekilde mean value teorem. Burada hani sormak istediğim bir şey var Şurada EC yazıyor ya mı? tersiyle. Evet. There exists C. Yani şu C'nin varlığını söylüyor. Bu C vardır diyor. İşte mean value teoremin anlattığı şey de aslında bu C'nin varlığı yani. Şurada öyle bir C noktası var ki diyor. Bu sekantla tanjant birbirine paralel olur diyor. Eğimleri aynı olur diyor. Yani bu C değerinin var olduğunu söylüyor bize. Mean value teoremi. Evet, anladım. Devam edelim. Mantıklı. Burada Rolle's teorem var. Şimdi Rolle's teorem tabii bu artık bu slayttan geçelim. Diğer slaytta da var çünkü Rolle's ya pardon. Yokmuş. Şunda mıydı acaba bir dakika? Burada şeye geçmiş zaten ikincisinde. Şunları silebiliriz bunlar. Diziler. Heh, tamam. Önce Rolle's teoremi irdeleyelim sonra devam edelim. Şimdi Rolle's teorem neyi anlatmak istiyor bize ona bakalım. Şimdi şeye benziyor biraz. Mean value teoreme benziyor. Bizim yine bir tane fonksiyonumuz var. Fakat bu seferki fonksiyonumuz biraz farklı. Şimdi bu fonksiyon özel bir fonksiyon. Öyle bir fonksiyon ki bu. Mesela yine tabii a ile b arasında tanımlı. Parabol mu Parabol evet. Yani örnek olarak yaptık da yani herhangi bir fonksiyon olabilir. Şimdi bu fonksiyonun özelliği parabol olması değil. Asıl özelliği şu. FA ile FB birbirine eşit. Tamam mı? Yani Tamam. başlangıç noktası bitiş noktası ile aynı. Öyle düşün. C'de orta noktası çıkmasın mı? C'ye bakacağız şimdi C neymiş. Bekle C geliyor birazdan. Şimdi C tam orta noktası değil. Ya tam orta noktası olmak zorunda değil. Orta noktası olabilir, olmayabilir de. Şimdi C neyi ifade ediyor ona bakalım. Şimdi C öyle bir nokta ki C'nin türevi yani C'nin eğimi öyle söyleyeyim. C'nin eğimi sıfır olacak. Yani düz aynen. Şöyle paralel yani x eksenine paralel. Paralel. Aynen. E peki Bir dakika. koordinattaki ABC'nin üstünde neden türev işareti var? O Kesim işareti. şey, şimdi şurada ABC diye ifade etti ya sol tarafta. Sağ tarafta Ha. da farklı bir şekilde ifade edeyim dedi. O yüzden yani A'nın değili. türevini almıyoruz yani. Değili falan da değil. Okay. Şimdi burada abi şu hani bizim neyimizdi? Bir dakika. Şu bizim tangent şey pardon şu alttaki sekanttı değil mi? Üstteki tangent'tı. Şimdi Rolle's teorem söylüyor ki bize öyle bir C noktası vardır ki diyor. Sen bu C noktasından fonksiyona teğet çizdiğin zaman diyor. Eğimi sıfır olur diyor. Şimdi aslında mean value teoreme de benziyor bak. Sanki böyle şu mean value teorem var ya. Bunu şöyle yana yatırmışın gibi abi. Sanki x'e Heh, aynen öyle. paralellemişsin, endekslemişsin. O da Evet. paralel çıkmaz, doğruluyor gibi. Evet. İşte F ya maksimum ya minimumdur derken ne demek? ona gelelim. Şöyle bir fonksiyon böyle bir aralıktaysa yani iki tane ihtimal var. Hatta üç diyelim. Diyelim ki mesela
Şöyle bir fonksiyon olabilir. Yine aynı noktaya gelecek, tamam mı? Şimdi böyle bir fonksiyon olduğu zaman hem minimumu var hem maksimumu var. Tamam mı? Evet. Veya mesela diyelim ki sabit bir fonksiyon olabilir. Yine hem minimum hem maksimum aynı oluyor. Şimdi burada bizim demek istediğimiz şey şu. Şimdi türevini alınca sıfır oluyor ya. Bu aslında yani eğimi sıfır oluyor ya. Belli bir noktaya kadar gidiyor, 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 gidiyor. Sonra düzleşiyor. Yani maksimum noktasına ulaşıyor artık. Sonra azalmaya başlıyor. Veya mesela tam tersi. Önce azalıyor, 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 azalıyor. Sonra yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi böyle olması lazım çünkü hani burada bizim sekant eğimimiz sıfır ya. Yani başladığı noktaya tekrar dönüyor. Öyle düşün. Başladığı noktaya tekrar dönüyorsa maksimum veya minimum noktası olması lazım belli bir şeyde, noktada. Anlatabildim mi? Yani Ya şöyle hiç olamaz. maksimum minimum noktası olmuyorsa, sadece eğim gibiyse, curvesin, hiperbolse. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ya şöyle bir şey olamaz yani mesela başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynı. Ama ben işte mesela şöyle sonsuza kadar gidiyorum abi. Hiç hani minimum noktam yok. Veya maksimum noktam şu da yani. Minimum noktam yok mesela. Böyle bir şey olamaz. Ha, hem iki tane mi minimum noktasına ihtiyaç var? İki tane minimum noktasına ihtiyaç var demiyorum. Başlangıç noktasıyla tamam mı? Bitiş noktasıyla aynıysa yani dönüp dolaşıp buraya tekrar gelecek. İstediğini şekilde gidebilir burada. Ama en sonunda Ha. buraya tekrar gelmek zorunda ya. Tamam. O yüzden diyoruz ki maksimum veya minimum noktası vardır diyoruz. Ve bu durumda Rolle teoremi kullanabiliyoruz. Doğru mu? Yani Rolle's teoremin dediği işte bu C sayısının var olduğu. Tamam mı? Yine mean value teoremdeki gibi. Ve Şimdi burada burada ne demiş bak devamında? Maksimum veya minimum noktasında tamam mı? F'in türevinde sen C'yi yazarsan sıfıra eşit oluyor demiş. Çünkü bu ne yani demek? C noktasındaki eğim sıfır oluyor demek istiyor. Yani şu noktadan bakarsan bu noktada eğim sıfır. Tamam, şimdi başlangıcından bitişine doğru gidiyor. Bir Evet. tane tepe noktası var ve eğimi illaki sıfır oluyor ve sekanta paralel oluyor dedim. Buradan nereye geleceğiz şimdi? Geleceğiz abi bekle yavaş yavaş. L'Hopital'e doğru gidiyoruz abi. Tamam, burada sormak istediğin bir şey var mı? Şu kıvrımlı grafiğin C noktası olsa hangisi olurdu sence? Hepsi olur. Şu üçü de olur. C noktası. Ha. Bir tane C olacak diye illa bir şart yok yani. Ha, yılan gibi. Evet. Hatta şurada gösteriyor. Hocamız da çizmiş bu yılan gibi olan şeyi şurada. Dur bu. Ha evet bu. Şurada bak. Şu yılan gibi işte. Ama bu mean value. Hayır. Mean value teorem değil o. Sen onu bu hoca öylesine çizdi buraya tahtada yer olmadığı için. Onunla alakası yok bak. Öyle bir şey Bu yok. Rolle teoremi Öyle ama bir şey yok. eğimi Oğlum. sıfıra eşit değil. Bu ikisi paralel değil. Ha pardon. Evet doğru diyor. O zaman mean value teorem olmuş oluyor. Bakalım şöyle. Yani yan yatırırsan Rolle's teorem olmuş oluyor yani. Aha. Bakış açısı. Evet. Bu arada senin ekranın biraz yamuk olduğunu anlıyorum burada. Tamam. Bu şu mean value teorem abi. Evet sen dediğin gibi. Yan yatırırsan da Rolle's teorem oluyor. Aha. Devam edelim. Ne demiş burada mesela? Burada artık şeye geçiyor galiba.
Second line as a function. Neymiş bu? Şöyle hepsine bir bakalım abi, bekle. Şurada burada ne anlattığını anlamaya çalışıyorum da. Burada şey yapmış. Rise over run yapmış orada değil mi? Dur dur. Bu şey. FA demiş ha. Second line'ın fonksiyonunu çıkartmış ha. Şimdi oldu. Şey yapmıştık, hatırlarsın belki. Linearization'dan bahsetmiştik. Şunu açarsan. Evet. Linearization neydi abi? Buydu. Şimdi linearization bir fonksiyonu hani linearize etmekte kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi linearize etmekten neyi kastediyoruz? Şuradan devam edelim. Türev almak mı? Türev almak değil abi. Şimdi biz sekant çizgisini çizdik ya. Şu sekantı çizdik ya. Evet. Şimdi ben bu sekantı fonksiyon olarak yazmak istiyorum, tamam mı? Hı-hı. Bu çizgiyi yani. Bu sekant çizgisini ben fonksiyon olarak nasıl yazarım? Linearization'ı kullanarak yazabilirim. Şimdi bu da hani formülü şu şekilde. Gx demiş bak burada. Ne yapıyorsun abi? Fa, tamam mı? İşte bu hani şey oluyor. Neydi? Offset, tamam mı? Bak Fa. A, Fa kadar yukarıda yani y ekseninde. Tamam. Bu offset abi. Sonra şu eğimi. Sekantın eğimini nasıl bulmuştuk? Fb eksi a, tamam mı? Fb eksi fa bölü b eksi a. Yani rise over run. Tamam mı? Bu eğim. Offset artı eğim çarpı x eksi a. Yani x eksi a. Onun için. X eksi a da şu x eksenindeki offset oluyor. X hangisi? X ekseni şurası. Şimdi fonksiyon olarak yazıyoruz ya. X'e bağlı bir fonksiyon olarak yazacağız ya. Ha anladım. X herhangi bir seçtiğin nokta yani grafikte. Biz burada fonksiyonu istediğimiz noktaya plot ettiğimiz zaman onun değerini mi buluyoruz lineer olarak? Bir daha söyle. Yani biz burada bu linearizasyon sonucunda bir eğim mi elde ediyoruz? Yoksa o sekantın formülünü mü buluyoruz aslında? Neyi elde ediyoruz? Bir daha devam. Sekant çizgisi çizdik ya. Evet. Linearleşmiş hali evet. Oluyor ya. O, evet. O fonksiyon o sekantın konumuna denk gelen bir sayı mı çıkartıyor bize? Yoksa onun eğimini mi çıkartıyor? Direkt üstündeki noktayı çıkartıyor. Koordinatını çıkartıyor. Eğimini değil. Eğimi zaten biliyoruz bak. Eğimi şu. O yüzden x değeri tanımlanmış. Şimdi, evet. Doğru mu? Evet. Yani normal bir fonksiyon haline geliyor. Anladım. X, y koordinatları olan. İşte bu şekilde linearize ettik biz sekant fonksiyonunu. Aha. Şimdi bakalım devam etmiş. Ha, burada şeyi ispatlıyor önce. Rolle's teoremin ispatını yapıyor burada. Şimdi anladım. Şimdi Rolle's teoremin ispatını şöyle yapıyoruz. Fonksiyonla, tamam mı? Ben mean value teoremden mi ispatlıyoruz? Evet, mean value teoremi kullanarak ispatlıyoruz. Şu mean value teoremden şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Şu an henüz mean value teoremi kullanmadık. Şimdi ben mesela bir hx tanımladım. Bu hx öyle bir fonksiyon ki fx'ten gx'in farkını alıyoruz. Şimdi niye fx'ten gx'in farkını alıyoruz abi? Biz ne demiştik? Biz demiştik ki bizim fonksiyonumuz şöyle hani başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynı olacaktı. Hani çevirecektik ya yan tarafa. Aynen. Fonksiyonumuzu. Şimdi böyle aldığın zaman
aradaki farkı aldığın zaman bu işte çevirme işlemini yapmış oluyorsun. Bir dakika. Gate hangisi şimdi? Gx şu sekantın Gx olarak hani linearize ettik ya abi. Evet. Gx sekant. Sekantın fonksiyonu. Fx Gördüm. zaten bizim orijinal fonksiyonumuz. Fx'ten Gx'in farkını aldığın zaman aslında hani şey yapmış oluyorsun, yan yatırmış oluyorsun grafiği. Ha, dur bakalım nasıl oluyor Biraz ki? düşün bunu. Her noktayı kaydırsak aynen mantıklı olur. Tamam mı abi? Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi burada şey yapmış. Ha bak şurada da artık şeyi yerine koyduk. Üstteki Gx'i tanımladık ya. Lineerize ettik Gx'i. Gx'i tanımladığımız şeyi aşağıda yazdık bak. Şu kısım eksi Gx. Tamam mı? Tamam. Yerine yazdım sadece. Hı. Şimdi artık HA 0 oluyor. Yani X'in yerine H fonksiyonunda şu H fonksiyonu ya bizim H fonksiyonumuz. Yani Evet. Rolle's teoremdeki fonksiyonumuz oluyor artık. Yan yatmış versiyonu HX. Bakıyoruz. HA yani X'in yerine A koyarsan burada ne geliyor abi? Bakalım hatta beraber. Şurası 0 yaptı. Değil mi? A eksi FA 0 yapar. Sıfır yapmak zorunda mı bu arada? Yani zorunda yani çünkü şey yapmaya çalışıyoruz ya. Ne demiştik? Ha, Önemli olan sen A ve şey, B noktası evet, eşit olsa. eşit tabii, doğru. Sıfır olmak zorunda değil. Sıfır, biz böyle seçtik, böyle biraz daha hani kolay hesaplama yapabilmek için. Tamam. İşte HA ne geliyor? Mesela burada yerine koyarsak işte şurası 0 yaptı. Şurası da işte x eksi a burası da 0 yapıyor. O yüzden HA'mız bizim 0 oluyor. Şurası zaten sabit sayı fark ettiysen. Evet, bir eğim. HA'mız bizim 0. HB'ye bakalım. Şimdi B koyuyorum x yerine burada. Ne oldu? FB eksi FA tamam mı? Bekle daha sıfır değil. Şurası B eksi A geldi mi? Evet. Şurası da B eksi A. Bu ikisi birbirini götürdü. Şöyle yapayım hatta. Bu ikisi birbirini götürdü. Şimdi burada ne var? Eksi B eksi FB var değil mi? Şu eksi Aynen. FB şuradaki FB'yi götürdü. Şurada eksi FA var. Şu da artık artı yapıyor şunlar çünkü. O da evet. Bu da birbirini götürdü. Sıfır yaptı yine. Birinci özelliğimizi tamamladık. Yani ne olacaktı? A ile B aynı nokta olacaktı. Yani şey aynı. Y değerleri aynı olacaktı. A ile B'nin. Tamam. Güzel. Şimdi diyor ki artık mean value teoremi kullanabiliriz. Mean value teorem ne diyordu? Bir tane C noktası vardı diyor. Değil mi? Doğru. Türevi sıfır olacak. Niye ha bu nereden geliyor aslında? Doğrudan hani Rolle's teoremi düşünme burada. Şöyle düşün. Mean value teorem nasıl çalışıyordu? İşte sekantın eğimi burada ne oluyor? Şuradan bakarsak formülünden FB eksi FA bölü B eksi A'ydı değil mi? Şimdi Evet. FB'miz ne bizim? Sıfır. FA'mız ne? O da sıfır. O zaman sıfır bölü herhangi bir sayıda sıfır yapacağı için burada bizim eğimimiz sıfır. Yani mean value teoremdeki sekantı kullanıyorum şu an. Şimdi sekant mean value teoremde ne demişti? Sekant varsa sekantın yani sekantın eğimini biliyorsan sekantın eğimine sahip olan bir de hani nokta Tanjant payı varmış. tanjant vardı diyor. Şimdi burada onu söylemiş. Tamam biz sekantın eğimini biliyoruz. Sekantın eğimi sıfır. Tamam. Şu kısım mean value teoremden geliyor.
Bu H fonksiyonu linearize ettik. H fonksiyonu Yani lineerize ettiğiniz değil, yan yatırdığınız. yan yatırdık. Türevini aldık. Bu çıkan sıfır tanjant payının şeysi değil mi? Evet. Tangent Eğimi. line'ın eğimi. Bu C değerinin Tamam. var olduğunu söylüyor. Mean value teoremi. Tamam. Bakalım devam edelim. Tamam. İşte bu da ne oldu? Şimdi şu yukarıda şöyle yapıyoruz. Şimdi Rolle's teoremi ispatlamaya çalışıyoruz ya. Şu fonksiyonun türevini alacağız. Şimdi bu türevi sıfırı eşitledik ya biz C noktasında. Evet. Şu üstteki formülü kullanarak bu türevin sıfır olduğunu gösterebilecek miyiz bakalım. Ona bakacağız şimdi. Şimdi Ne bak. alakası var? Şimdi şu şeyden gelen kısım, mean value teoremden gelen kısım. Evet. Şu da bizim fonksiyonumuz. Yani bizim burada şeyi göstermemiz lazım. Bu ikisi tutarlı mı? Yani ben fonksiyonu kullanarak hani türevi hesaplasam bu C değerini bulabiliyor muyum? Asıl sorumuz bu aslında. Tamam. Deneyelim bakalım. Şimdi yukarıda şu fonksiyonun türevini alırsak abi, şurada türevini almışız. F'in türevi x neye eşit oluyor? H türevi x neye eşit oluyor? Ona bakalım. Şimdi şu fx'in türevi, bunu direkt yazıyoruz. Şu sabit sayı, sabit sayının türevini alırsan sıfır yapar. O yüzden onu O sabit. yazmadık. Sabit mi o? Evet. Neden sabit? Fonksiyonda x yerine a'yı yazmışsın. A sabit bir sayı ya. Evet. Fonksiyonda x'in bir denklemi. X'in denkleminin yerinde x yerine herhangi bir sabit sayı yazarsan sen sabit bir sayı elde edersin sonuç olarak. O yüzden bu f a da aslında sabit bir sayı oluyor. Tamam. O yüzden bunun türevi sıfır zaten. Sonra şu kısmın türevini alıyoruz. Şimdi şu zaten sabit bir sayı, değil mi? Doğru. Katsayı yani bu. Katsayı yine aynı şekilde kalır. O yüzden onda değişiklik olmuyor. Şu kısmın türevini alacağız. Bu kısmın türevi de zaten sadece burada x var. X'in türevi de 1 yapıyor. Değil mi? Evet. O yüzden işte katsayı çarpı şunun türevi. Bunun türevi de zaten 1 olduğu için burada yazmadık. Şöyle geldi direkt. Sadece katsayı kaldı burada. Evet. Şu ifade işte sıfıra eşitleyeceğiz. Bunu sen sıfıra eşitlediğin zaman C değerini bulacaksın. Şimdi bu nasıl oluyor? Sıfıra eşitlediğin zaman. İşte şu kısmı karşıya at. Ne oldu? Şunu elde ettin. Değil mi? Evet. İşte C değerini bu şekilde buluyoruz. İşte bunu da gösterdiğimiz zaman hani Rolle's teoremi ispatlamış olduk şu anda. Burada ne demiş olduk? Buranın eğimi, sekant bayının eğimi, tanjant bayının eğimine eşittir Hı. demiş olduk. O şeyden C geldi. noktası için. Mean value teoremden geldi. Biz işte sıfır olduğunu gösterdik. Hani ikisinin de sıfır olduğunu gösterdik.